Fotoplay izleyenleri merhaba. WordPress fotoğraf sergisindeyiz. WordPress Dünya Basın Fotoğrafları sergisindeyiz. Yanımızda AFP'den Ozan Köse var. Ozan, sergiyi gezdin. Fotoğrafları nasıl buldun? Bize kısaca bir değerlendirir misin? Fotoğraflar aslında diğer senelere bakarak biraz daha hareketli fotoğrafların yanı sıra biraz daha hikayeye yönelik fotoğraflar da var. Bu biraz da 2014'ün biraz sıcak geçmesinden de kaynaklanıyor. İşte biliyorsunuz dünyada birçok gelişmeler vardı 2014 yılı içerisinde. Ukrayna'da bir yarım kalmış bir devrim diyelim. Ukrayna'daki gelişmeler var. Onun yanı sıra bizim ülkemizin sınırında, yani Kobane'deki gelişmeler, işte Suriye sınırındaki gelişmeler, IŞİD'in etkisi, Suriyeli mültecilerin etkisinden kaynaklanan, işte Suriye'deki iç savaştan kaynaklanan bir takım sıcak gelişmeler var. Çok güzel işler var bu sene WordPress'in sergilerinde. Arkadaşımız Bülent'in çekmiş olduğu fotoğrafların yanı sıra diğer ülkelerden gelen fotoğraflar da çok beğendim bu sene. Çıta biraz daha yükseldi diyebiliriz. 2014 yılı için konuşabiliyorum. En beğendiğin fotoğraflar hangileri? Böyle bir var mı? Yani beğendiğin fotoğraf, hani şunu daha çok sevdim dediğin bir fotoğraf. Ya sıcak haber olması dolayısıyla Bülent'in fotoğrafları bayağı güçlü fotoğraflar. Evet. Ya onların yanı sıra hikaye kısmına baktığımızda bu EPA'dan bir arkadaşımız var. Sergey Rus. Rusya'da Ukrayna iç savaşı sırasında çekmiş olduğu bir fotoğraf var. Hatta şurada. Bir masada kahvaltı yapılırken masada yarım kalmış bir yarım fotoğraf. Yarım kalmış bir kahvaltı. Beni çok etkiledi. Hatta biraz önce kendisiyle de görüştük. Yani çok etkileyici fotoğraflar var. Yani en beğendiğim işler aslında sıcak işlerin yanında hikayesi olan da işler. Güzel yani. Oldukça başarılı. Etkileyici fotoğraflar var. Başarılı. Peki, çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim sana. Fotoplay izleyenleri, şimdi de yanımızda Selahattin Sevi var. Zaman Gazetesi'nin fotoğraf editörü kendisi. Selahattin Bey, fotoğrafları nasıl buldunuz? Yani sergiyi değerlendirir misiniz bize? WordPress fotoğrafları geleneği olan 50 yıldan fazla her yıl tekrarlanan ve çok önemli bir fotoğraf birikimi dünyanın ve özellikle de Avrupa'nın. Gerçekten güzel ve dünyanın hem sıcak olaylarına, hem güncel sorunlarına, hem çevre meselelerine, hem politik sorunlarına değinen çok geniş yelpazede bir fotoğraf seçkisi var. Bir de bu sene bazı fotoğraflarla ilgili tartışmalar olmuştu hatırlarsanız. İşte manipülasyon var mı yok mu? Bu da tartışılınca dünyada çok daha önemli bir hale geldi ve ses getirdi ve daha fazla konuşulur, birçok insana ulaşır bir hale geldi. Gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken güzel bir sergi. Dünya Basın Fotoğraflarında bizden de bir fotoğrafçı arkadaşımız var, Türkiye'yi temsilen. Evet. Onun fotoğraflarını da aynen söylersiniz. Türkiye'yi temsilenden ziyade aslında o da hani dünyayı fotoğraf dünyası, evet. Tabii fotoğraf dünyası sonuçta bir büyük aile ve yani bunun milliyetinden ziyade hepimiz farklı milletlerden, farklı inançlardan insanlar olarak hani dünyada farklı mekanları, yerleri, olayları, kişileri çekiyoruz. Bazen herkes aynı şeyi çekiyor ama bunların içinde daha hani becerisi olan, farklılığı olan ve bu olayı farklı bir şekilde yansıtan fotoğrafçılar ön plana çıkıyor. Son birkaç yılın zaten daha önce de çok iyi fotoğrafları vardı ama Bülent Kılıç, AFP foto muhabiri Bülent Kılıç kendinden söz ettirmeye başlamıştı. Bu sene iki ödülle tekrar gündeme gelmesi hani yine de hani hem Türkiye için hem de bu coğrafyadaki fotoğraf dünyası için önemli bir gelişme diyebilirim. Geçtiğimiz sergilere göre biraz daha fotoğraflar yükselmiş gibi geliyor bana. Sizin için de aynı şekilde mi? Aslında yok? Sadece burası için değil, WordPress foto için değil. Dünyada fotoğraf üretimi artıyor. Fotoğraf çeken insan sayısı artıyor. Böylece rekabet de artıyor aslında. Bir de hani hep alışılageldik sınırların, kadrajların dışında insanlar yeni deneyimler, yeni tecrübeler ediniyor. Birçok tartışmanın aksine fotoğraf iyiye gidiyor. Fotoğrafın iyiye gittiğini bu ve benzeri sergilerle de zaten çok yakından görüyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Fotoplay izleyenleri, şimdi de yanımızda Ercan Arslan var, Milliyet Gazetesi'nden. Ercan abi, fotoğrafları nasıl buldun? Sergiyi nasıl buldun? Öncelikle onu sorayım. Tabii ki binlerce fotoğraf arasından bir seçki bu ve dünyaca tanınmış jüri üyelerinin seçtiği fotoğraflar var. Her foto muhabirinin hayalinde böyle bir sergide fotoğraflarının olmasını ister, hem ödül almış olmasını ister.
Biz her yıl geliyoruz. Ben daha önceden bir 3 yıl workshoplarına katıldım WordPress Foto'nun. Yani biz foto mavilerinin gerçekten hayalleri, hedefleri arasında bir organizasyon bu. Dünyanın işte 45 tane ülkesinde geziyor, gezici bir sergi. Yani burada olmak, bu havayı solumak belki bir yerinden bize de elimize değer de hani bir gün bize de kısmet olur diye öyle düşünüyorum. Fotoğraflar gerçekten başarılı. Bütün foto mavilerin aslında görmesi gerekiyor. Tabii ki internet ortamında da görebilirler ama hani burada sergi boyutuyla bu atmosferi yaşamak güzel bir şey. Tabii bu serginin böyle bir alışveriş merkezinde olması da farklı bir şey. Yani bazı insanlar doğru mudur, yanlış mıdır diye bu işin tartışmasını yaparlar. Sergi bazen galeride açtığınız zaman sayılı insanlar geliyor. Açılışa çok insan geliyor. Sonra sinekler dolaşıyor. Oysa burası bir alışveriş merkezi ve halkın içinde, halkın yaşadığı şeyler. WordPress Foto'nun biraz şeyi var. Çok sert olanlar da var. Bazen aslında onları bilmiyorum. Bu sergide onu yapacaklar mı? Yani bir artı 18 demeyeyim de artı 13 olacak bölümler var. Çünkü biz de şiddet gösteriyoruz. Bizim ülkemizde serbest ama mesela Avrupa'da çok şiddet gösterilmiyor. Dolayısıyla sadece benim hani bu sergiyle ilgili düşüncem şiddet gösteren fotoğrafların ayrı daha bölüm ayrı bölümde yani yaş şey olarak belli bir atmosferden gösterilmesi. Gerçekten hani bir gün inşallah ben ödül almış haliyle röportaj yaparız. İnşallah ben de alırım abi. Yani. İnşallah. Bakalım hayırlısı i̇nşallah, diyelim. İnşallah hayırlısı olsun. Fotoplay izleyenleri WordPress Foto'dan seslendik size. Foto muhabirlerin düşüncelerini aktardık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.